Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 yılı Ağustos ve Eylül ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. 5000 soruluk havuzdan çıkıyor sorular. Dolayısıyla her gün düzenli bir şekilde test çözerseniz sınavdan 90 üzeri bir puan alabilirsiniz. Bu testi bitirdiğinizde eğer isterseniz kaç yanlış yaptıysanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Eğer hazırsanız hemen testi çözmeye başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir? A. Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması. B. İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması. C. Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması. D. İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması. Şekildeki araç sürücüsü hangi kurala uymuyor? A. Hız sınırı. B. Araç geçme yasağı. C. Park etme yasağı. D. Sağ dönme yasağı. Basıncı 2, derinliği 3, hasar durumu. Araç lastikleri kontrol edilirken hangileri dikkate alınmalıdır? A. Yalnızlığı. B. Ayv 2. C. Hepsi. D. Ayv 3. Araçtaki yedek tekerleğe stepne denir. Patlayan tekeri değiştirebilmek için biyon anahtarı ve kriko kullanılır. Şant üzerindeki vidalara biyon vidası denir. Biyon vidaları takılmadan önce kuru bir bezle temizlenir. Araçla uzun süre sürü yapıldığında ısıdan dolayı lastiklerin hava basıncı artar. Bu durumda herhangi bir rey yapılmaz. Ayrıca kış aylarında lastiğin hava basıncını azaltmak doğru değildir. Diğer araca her binite kontrol edilmelidir. Ön lastiklerin her ikisi de aynı nitelikte olmalıdır. Biri yeni diğeri eski, birinin havası az diğerinin fazla olursa araç bir tarafa çeker, frenleme anında savrulmalar olur. Bakımı, belirli bir hızdan sonra direksiyonda titreyim oluyorsa tekerleklerin balans ayarı bozulmudur. Araç bir tarafa çekiyorsa rot ayarı bozulmudur. Lastikler içten dıtan düzensiz anıyorsa rot ayarı bu. Kesik yol çizgisi 2. Devamlı yol çizgisi 3. Yan yana 2 devamlı yol çizgisi. Taşıt yolu, kaplama üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? Kesik yol çizgisi, bu çizgi boyunca kurallara uymak şartıyla öndeki araç geçilebilir. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 Yasak olduğu yerler, duraklamanın yasak olduğu yerlerde, park etmenin trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde, geçiş yolu önünde ve üzerinde, yangın musluklarına her iki yönden 5 m mesafe içinde, yolcu taşıma araçlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 m mesafe içinde. Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 m mesafe içinde, 3 veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça gidişe ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde, kurallara uygun olarak park etmiş araçların çıkışına engel olacak şekilde, bahçe, garaj, sinema, fabrika, atölye, işhanı, okul, hastane ve tesis ve işyerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde 5 m mesafe içinde, alt ve üst geçitler ile köprülere 10 m mesafe içinde, zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde, yaya yollarında, park etmek için ayrılmış yerlerde, şekle aykırı olarak, ücretli park yerlerinde ücret ödemeden veya süresi dışında, belirli bir plakaya ayrılmış park yerine izin verilen araçlar hariç, park yapılması yasaktır. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. El freninin arızalanmasına. B. Sürüş güvenliğinin artmasına. C. Biyon somunlarının gevşemesine.
ve lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına. Dakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A. Yakıt tüketiminin artması. B. Yakıt tüketiminin düşmesi. C. Motorun sarsıntılı çalışması. D. Motorda yağlamanın olmaması. Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir? A. Alkol ve madde bağımlılığı. B. Uzun yolculuklar ve yorgunluk. C. Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı. D. Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere, yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hali, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? A. Sabır. B. Öfke. C. İnatlaşma. D. Aşırı tepki. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması. B. Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması. C. Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması. D. Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. Minibüs, otomobile. B. Otomobil, minibüse. C. Şeridi daralmış olan, diğerine. D. Dingil ağırlığı az olan, diğerine. Eğimsiz, dar taşıt yollarında aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, LTT, iş makinelerini sürenler, motorsuz araçları sürenler yazılış sırasına göre kendisinden önceliklere, geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Ve aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin, dur işaretidir? Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir? A. Koma. B. Bayılma. C. Sara krizi. D. Ateşli havale. Bir kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardan hangisi doğrudur? A. Kazazedenin baş boyun gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. B. Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi. C. İlk yardımcının kalkarken ağırlığını karın kaslarına vermesi. D. İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? A. Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması. B. Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması. C.
diye kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi. D. Kazazedenin giysilerinin çıkartılması. Şarj 2. ABS 3. Yağ basıncı. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? A. Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa. B. Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse. C. Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa. D. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A. Benzin. B. Motorin. C. Antifriz. D. Gaz yağı. Görselde karşıya geçmeye çalışan yayanın hızlı hareket etmesi için el, kol ve sözde uyarılarda bulunan sürücüyle ilgili hangisi söylenir? A. İletişim kabiliyetinin yüksek olduğu. V. Empati kurabildi. C. Sabırlı hareket edemedi. D. Saygı kavramına önem verdi. I. Yolun iki şeritli ve iki yönlü olduğunu 2. Bir numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini 3. İki numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. Görseldeki yol çizgileri ve yer işaretlemeleri, numaralanmış ifadelerden hangilerini belirtir? Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken. A. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, 2. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, 3. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, 4. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğru? Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi. B. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. C. Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması. D. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? A. Dış kanamalarda kanama gözle görülemez. B. Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır. C. Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar dış kanamalar olarak sınıflandırılır. D. Doğal deliklerden olan kanamalar kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir? A. Konuşabilmesi. B. Renginin morarması. C. Nefes almasının durması. D. Acı çekip ellerini boynuna götürmesi. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Şaft. B. Volan. C. Kavrama. D. Amortisör. Yoldan gelen titreşimleri azaltır. Parçaları, yaylar, helezon yayı, yaprak yay, amortisör süspansiyon sıkıntı. Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarı oturur pozisyon verilmesi. B. Fiziksel hareketinin artırılması. C. Hava yolu açıklığının sağlanması. D. Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi. Dolaşım sisteminin yetersizliği sonucu vücudun her yerine yeterli kan akışının sağlanamaması nedeniyle sistemlerdeki çalışmanın azalmasıdır. Nedenleri, ani korku ve heyecan, aşırı kanama, geniş yanıklar, şiddetli ağrı, aşırı tuz ve su kaybı, zehirlenme, ağır yaralanma, ilk yardım, öncelikle şokun nedeni ortadan kaldırılmaya çalışılır, mutlaka şok pozisyonu verilir, iç kanamalar hariç, sırt üstü baş aşağıda, bacaklar yukarıda, üstü örtülü başı yana döndürülen pozisyondur. Böylece beyne kan gitmesi sağlanır. Soluk yolu açık tutulur, bilincinin açık kalması için çaba gösterilir. Bilinci açık ve iç kanama yoksa ılık içecekler verilir. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez? A. Kansızlık. B. Bilinç kaybı. C. Baş dönmesi. D. Düzensiz nabız atışı. Monoksit zehirlenmesi hangi durumlarda oluşur? Egzoz gazı solunması ile 2, gaz ve kömür sobası ile 3, kuyular ve derin çukurlara girilmesi. Solunum yolu ile zehirlenme, çeşitli gazların solunması sonucu oluşan zehirlenmedir. Kapalı garajlarda egzoz gazı zehirlenmeleri gibi, egzoz gazı içinde bulunan karbonmonoksit kanın oksijen taşıma özelliğini kaybettirir. İlk yardım, öncelikle kapı, pencere açılır veya temiz havaya çıkarılır, soluğu durmuşsa hemen suni solunum uygulanır, zor soluk alıyorsa, kusuyorsa yan yatırılır, kalbi durmuşsa, kalp masajı yapılır, sıcak tutulur, sağlık kuruluşuna sevk edilir. Kırmızı ışık yanması, yolun trafiğe kapanması, yetkililerin dur işareti vermesi, seyir halindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir? A. Durma. B. Park etme. C. Duraklama. D. Tenmen. Her türlü trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasıdır. Kırmızı ışık, yol kapanması gibi duraklama, trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek, bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Akünün boşalması. B. Hava filtresinin kirlenmesi. C. Far ampullerinin patlaması. D. Motor devir göstergesinin arızalanması. Bu durumda ne yaparsınız? A. Yoluma devam ederim. Ve arkandaki araca hemen yol veririm. C. Hızımı arttırırım. D. Hemen frene basarım. Resimdeki kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? A. Bisiklet.
B. Motorsiklet. C. Otomobil. D. Kamyonet. Bebeğin bilinç kontrolü nereden ve nasıl yapılır? A. Koldan sıkarak. B. Topuğuna vurarak. C. Omuzdan dokunarak. D. Parmak ucundan dokunarak. Arkadan çarpma şeklindeki bir kaza anında boynu koruması için geliştirilmiş düzenek aşağıdakilerden hangisidir? A. Kafayı destekleyen boyunluklar, VIPS, Whiplash Protection System. B. Emniyet kemeri. C. Koltuklar. D. Hava yastığı. Araçların muayene süresi dolmasa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? A. Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde. B. Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde. C. Motoru bakımdan geçirildiğinde. D. Sahibi değiştiğinde. Araçların muayeneleri lastik tekerlekli traktör ve römorkları ilk 3 yaş sonunda, 3 yılda bir, resmi, hususi otomobil ve römorkları, 2 veya 3 tekerlekli araçlar, ilk 3 yaş sonunda ve 2 yılda bir, diğer motorlu araçlar ve römorkları her yıl, periyodik muayeneye tabi tutulur. Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler ile, araç üzerinde değişiklik yapılması halinde muayenesi zorunludur. Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması yasaktır. Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir? A. Koyu renk giysiler giyilmesi. B. Aracın kapılarının açık tutulması. C. Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması. D. Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması. Lastik hava basınçlarının düşük olması araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Çevre kirliliğinin azalması. B. Sürüş konforunun artması. C. Aracın fazla yakıt yakması. D. Trafik yoğunluğunun azalması. Ayak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir? A. Nabız sayısının azalması. B. Kan dolaşımının yavaşlaması. C. Sindirim sisteminin çalışmaması. D. Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. İdari para cezası. B. Ağır hapis cezası. C. Aracı en sağ şeritten sürme cezası. D. Sürücü belgesi almaktan men cezası. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir? A. Alaşımlı jant. B. Hava yastığı. C. Açılabilir tavan. D. Elektrikli koltuk.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım temel uygulamalarında doğru sıralamadır? A. Bildirme, kurtarma, koruma. B. Kurtarma, bildirme, koruma. C. Koruma, kurtarma, bildirme. D. Koruma, bildirme, kurtarma. Temel uygulamaları nelerdir? KBK olarak ifade edilir, koruma, bildirme, kurtarma koruma, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem, olay yerinde olabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bildirme, Türkiye'de 112 acil telefon numarası üzerinden bildirim gerçekleştirilir. Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj kısa, öz ve anlaşılır olmalıdır. Olay yeri adresi, kazazedelerin sayısı, kazazedelerin durumu belirtilir. Kurtarma, müdahalede bulunma, olay ya da kaza yerinde, hasta ya da yaralılara yapılan müdahaleleri kapsar. Önlü yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. Düşük hızda seyretmesi. B. Vitesi boşa alarak seyretmesi. C. Hız azaltmak için frene basması. D. Çıkışta kullandığı vitesi kullanması. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir? A. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek. B. Aracı istenilen istikamete yönlendirmek. C. Aracı yavaşlatmak ve durdurmak. D. Sürüş konforunu azaltmak. Bir de kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Benzinin bitmesi. B. Motor yağının eksilmesi. C. Fren ayarının bozulması. D. Endüksiyon bobini kablosunun çıkması. Kan alıp vermemizi sağlayan organ hangisidir? A. Akciğer. B. Böbrek. C. Beyin. D. Mide. Solunum sistem, solunum, kişinin yaşamı için gerekli olan oksijeni sağlar. Temel fonksiyonu, dokulara oksijen sağlamak ve dokularda oluşan karbondioksiti dışarı atmaktır. Dolaşım sistemi ile koordineli çalışır. Gaz değişimini solunum sistemi, gaz taşıma işlemini ise dolaşım sistemi yapar. Solunum sayısı, yetişkinlerde 15 ila 20, çocuklarda 20 ila 30, bebeklerde 30 ila 40 arasındadır. Solunum sistemi organları, burun, yutak, dil, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, diyafram karın kası, kaburgalar arası kaslar, göğüs kasları. Solunum durmasında ilk etkilenen organ beyindir. Solunum durduğunda kandaki oksijen oranı düşer ve 6 dakika içinde ölüm meydana gelir. Solunum durmasını tanıma, yaralının karın ve göğüs hareketi incelenir, bak. İlk yardımcı, kulağını kazazedenin ağzına ve burnuna yaklaştırarak soluk sesini dinler. Danle, elin üzeri veya işaret parmağı yaralının ağız ve burnuna yaklaştırılır, ısınmış havanın gelip gelmediğine bakılır. Hisset. Sorumuzdu. Bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün arkadaşlar. Soruların mantığını kavrayın. Sınavı kazanmanın sırrı bol bol test çözmekten geçiyor. Kanalımda geçmiş aylarda çıkmış sorular mevcuttur. Mutlaka onlara da çalışın. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.